Herkese selam. Bugün 17 Aralık saat 5.20. Vloga biraz geç başladım. Bugün çok içerik çıkacağını düşünüyorum. Öncelikle nereden başlasam bilmiyorum. Şimdi bugün atacağım video için bir tane yapmayı en sevdiğim makyajı yaptım. Bu makyajı yaptım yani. Bugünkü videoda onu izleyeceksiniz. Şu anda exportluyorum videoyu. Birazdan da yükleyeceğim. Taşıma bakın. Ondan sonra hava çok güzeldi ama şu an çok soğudu. Ve o yüzden bununla oturduğum için şu an... donuyorum. Bugün ne yapacağız size kısaca bahsedeyim. Öncelikle günün yarısı yani zaten 12-1 gibi uyandım yine çünkü yine 4-5 gibi uyudum. Bunu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Keremlerle buluşacaktık ama ben onlara bir şeyde yardım edecektim. Fotoğraf çekecekti Kerem. Gidemedim çünkü çok geç oldu ve normalde dünün vlogunu editleyip yüklemeye koyacaktım ama baktım vlog çok kötü oluyor. Çok az şey çekmişim ve istediğim gibi olmuyor video. O yüzden ben de oturup makyaj videosu çekeyim dedim. Bugün onu yükleyeceğim. O yüzden günün yarısı bitti. Vlogu da başlayamadım çünkü sürekli kamerayı kullanıyordum ve SD kartında aktarırken falan genel olarak vloga başlayamadım bir türlü. 8'den 10'a kadar bir roller skating yeri açılmış. İşte hemen göstereyim. Oraya gideceğim. Ezgi diye biriyle tanışmıştım. Ezgi de roller skate'de çok iyi. Hatta Benefit'in bir eventinde o da sahnede böyle şey yapmıştı. Roller skate'e dans etmişti. Benim de biliyorsunuz roller skate'lerim var. İki ön iki arkada olan patenlere roller skate deniyor. İçeride size gösteririm birazdan ne olduğunu. Benim de var. Hep böyle onda iyi olmak istiyordum ama inline'da daha iyiyim patende. O biraz daha bana farklı geliyor ama çok tatlı ve çok güzel gözüktüğü için hep öğrenmek istiyordum. Yine kayabileceğimi düşünüyorum ama bakalım Ezgi bana öğretir olmadı. Şöyle bir şey varmış. Bana bunu attı. Bugün ona gideceğim. 80'ler disko topu falan gibi böyle bir tema yapmışlar. Ve benim hayalim hep böyle daha çok Amerikan dizilerinde olan bir şey ama bir roller skating ringi olsa herkes böyle dönüyor ya işte şeyde bile var. Stranger Things zebra vardı. Ondan açmaktı kendim yani. Ne diyordum? Kameranın şarjı bitti bugün 3. kere. Param olduğunda Türkiye'ye öyle bir şey açmayı hayal olarak kurmuştum bir ara. Tabii ki yani. Tamamen öyle bir yer olsa keşke de gitsek gibi düşündüğüm için dondum. İçeri gireceğim ama buranın ışığı çok güzel. O yüzden şu an buradayım. Ona gideceğim. Çok merak ediyorum. Bir saçım falan düzeltmem lazım. Ondan sonra ona gideceğim. Bakalım nasıl bir yer. Ne olacak? Kayabilecek miyim? Hava biraz soğuk. İşte sanırım açık alanda. O yüzden böyle giyinip gideceğim galiba. Turşu şurada kendi kendine kuşları izliyor. Öyle. Neyse ki makyajım yapıldı çünkü makyaj yapmaya çok üşeniyorum ama bugün video çektiğim için makyaj videosu. Şu an makyajım var. Öyle. Şu an bugünkü planlarım bu şekilde. Başka planım yok. Luke'un gelmesi de çok az kaldı bu arada. 9 gün kaldı. 9 gün. Heyecanlıyım bunun için. O gelmeden önce birkaç şey yapmam lazım işte. Onu bir tane halı dokumuştum. Böyle tafting gun'la belki biliyorsunuzdur. Onun falan kesip arkasını falan diktirmem lazım. Öyle işlerim var. Halletmem gereken. O yüzden biraz stresliyim. Hava ne güzeldi ya. Öğlen hava o kadar güzeldi ki böyle hafif bir yaz kokusu vardı. Şimdi o gitmiş. Ben kaçırdım onu. Keşke erken uyansaydım bugün. Yo, haftaya perşembe falan da çok güzel. Gel merhaba de gel. Gel. Gel kızım. Gel paşam gel. Kraliçem. Gel kız. O ne? Bir pati havada. Oy benim güzel kızım. Turcu da hep bardaktan su içiyor. Niyeyse. Ve musluktan su içmeyi seviyor. Değil mi kızım? Sen prenses misin? Evet. Evet benim kızım prenses. Bütün gün bulaşık yıkadım dün. Çünkü şu küçük bulaşık deterjanları var ya ondan bitti evde ve markete gitmem lazım. Kahvaltılık şeyler de bitti. Bir ara markete gitmem lazım o yüzden ama dün gitmedim. Bugün de gitmeyeceğim. O yüzden dün biriken bulaşıklarımı elde yıkadım maalesef. Geçen yıl Hollanda'da da full elde yıkıyordum. Alışkınım o yüzden ama full. Burası full. Hatta fırındaki ızgarayı çıkarıp buraya koydum. Kurusunlar diye. Genius. Burası da full. Burası da full. Burayı da boşaltmam lazım. O yüzden şimdi bulaşık boşaltacağım. Kaç dakika sürebilir? Beni bulaşık makinesi boşaltırken izlemek istiyorsanız vlogu kapamayın. Bu arada çok şıkım. Ama tabii ki video için giydim. Yoksa altımda eşofman var. Kombinime aldanmayın. Turşu! Şşt. Neyse ben şimdi makineyi boşaltayım. Siz de beni izleyin. Kamera çok sakat duruyor. Bir dakika. Thank you.
Bitti. 5 dakika sürmüş. Yes. Şöyle ufak bir problem var. Bunu size nasıl anlatayım? Benim çamaşır makinem geçenlerde böyle bir problem, sıkıntı çıkardı. Ben de nasıl çözülüyor diye internetten baktım. Altında küçük bir boru var. O boruyu çıkarıp ucundaki tıpayı çıkarınca su fışkırmaya başlıyor. Sanırım tıkandığında falan suyu atamadığı için sıkmaya başlayamıyor. Dün gece çamaşırlarımı yıkadım ama sıkma yapmadı. Yine hata verdi. O yüzden şimdi o işe girişeceğim, yoksa çamaşırlarımı kurutamayacağım asla. Biraz pisleşebilir etraf. İnşallah çok kötü şey olmaz. Böyle büyük kaplar alacağım. Bu kaplara ihtiyacım oluyor suyu içine şey yapmak için. Şunu aldım. Hazırsanız başlıyorum. Burası biraz dağılacak. Şunları kaldırayım. Yerdeki kapları. Makine de bayağı eski bu arada. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim. Çünkü su fışkıracak. Ve dur. Suyu da klozete dökebilmem için sizi buraya koyacağım. Eviniz olunca böyle şeylerle uğraşıyorsunuz işte. Şunu çıkarıyoruz. Ucundaki şeyi çıkarınca su akmaya başlıyor. Çok korkuyorum. Tazikli gelirse de. Çamaşır makinesinden anlayan varsa bana yardım edebilir mi? Bu su böyle bittikten sonra sıktırma yapıyorum. Ama bu böyle 4-5 keredir aynı şekilde çalıştırıyorum sadece makineyi. Yani sürekli takılıyor. O yüzden bunun herhalde bir servis falan çağırmam gerekecek. Bir tur şunu doldurup boşalttım. Şimdi bunun ikinci turu. Oha! Dışarının rengine bakar mısınız? O kadar güzel duruyor ki. Balkonun ışıklarını da açtım. Daha da tatlı oldu böyle. Ay, havanın rengi inanılmaz. Değil mi turşu? Değil mi turşu? Şimdi böyle bir hoodie giydim. Crop. Şöyle içine koyayım. Tight giydim. Normalde böyle 80'ler falan olacağı için o tarz giyinmek istiyordum ama hava çok soğuk ve dışarıda olduğu için de ya böyle çadır gibi bir yer galiba fotoğrafta gördüğüm kadarıyla ama ben yine de hasta olmak istemediğim için, sorumluluk sahibi bir insan olduğum için bunu giydim. Şimdi çok açım. Dün yaptığım bezelye yemeği ve pilavdan yiyeceğim. Onları çıkarayım. Ondan sonra... Ya benim pilavlarım niye birbirine yapışıyor? Sinir oluyorum. Düzgün yapamıyorum galiba. Biraz çok koydum ama çok açım. Bir de bezelye yemeği yaptım dün. Bunda da çok patates var. Çünkü patates çok severim. Direkt bir patates yemeği oldu. Bunu mikrodalgaya koyacağım. Bakalım akşam nasıl olacak ya, çok merak ettim. Bir de tırnaklarım çok kısa. Tırnaklarımı yaptırmak istiyorum şöyle. Ama ya of, uzatmaya çalışıyorum ama yani kırılıp duruyorlar. O yüzden yine protez yaptıracağım. Böyle daha kolay uzatıyorum. Bir tur daha protez yaptırınca uzayacaklar bayağı bir aslında. Tam o anı bekliyorum ben de. Evet. Boş zamanlarımda TikTok çekiyorum. Genelde filtre falan deniyorum ama bakmak isterseniz TikTok hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram'da buraya bırakıyorum. Instagram'dan takip etmiyorsanız. Kiko'nun kutusu bir önceki makyaj videomda görmüştünüz. Size içindeki diğer şeyleri de göstermek istiyorum. Şöyle bir maske var. Kutusu inanılmaz tatlı bence. Kaliteli duruyor. Dün ne renk diye merak edip baktım. Şöyle altın rengi bir maske var. Maskesini zaten biliyorsunuz. Rujunu zaten. Ruju inanılmaz tatlı. Görmediyseniz bir önceki makyaj videomda bakabilirsiniz. Bu blush'ı. Blush'ı da inanılmaz güzel. Rengine bayıldım. Şöyle hemen göstereyim. Diğer makyaj videosundan biliyorsunuz ama şöyle. İçinde de şöyle bir yıldız var. Rengi gerçekten çok başarılı. Böyle iki tane oje var. Parlak parlak. Birine bugün şu altın rengini sürüp deneyeceğim. Şöyle bir far artı şey var. Altında da böyle likit gibi bir far var. Böyle dokundum şuraya gördüğünüz gibi. Bu rengi nasıl durur ben de bilmiyorum. Sus!
koyu gri renk nasıl durur bilmiyorum, ona bakacağız. Şu da şöyle silver kısmı. Tam böyle yılbaşı için. Şöyle de bir serumu var. Bu serumu da aşırı tatlı tipi. Hepsi çok güzel tasarım olarak. Bunda da şöyle altın rengi şeyler var. Şöyle arkayı siyah yapayım da daha kolay görün. Bu ojeyi de şimdi süreceğim. Sadece altın rengi. Ayrıca şöyle bir kutu geldi, onu da göstereyim. Şöyle kocaman bir çanta geldi. Kimden nereden bilmiyorum. Bakalım beraber. Karta bakalım. Merhaba, yepyeni bir yıl başlıyor. Bu yılın temasını The Art of Collecting Beautiful Memories olarak seçtik. 2022'nin son hatıralarını damağında da kalıcı olsun istedik ve sana bu kiti hazırladık. Sıcak şarap tarifi var. Alın size paylaşayım. Ya bir sus! Mikrodalga benimle konuşuyor. Ay bu ne çok tatlı. Şöyle bir kupa var. Bir adet kozalak. Şöyle bir şey var, bunun içini de açarız. Böyle bir şey var. Kuru sanırım sıcak şarap için. Bunu Luke'la beraber yaparız belki. Böyle bir yılbaşı ağacı süsü var. Bu da el yapımı, çok tatlı punch. Sanırım bu buradan düşmüş. Mum var. Bu da inanılmaz tatlı. Şuna bakın. Oh, çok güzel kokuyor. Battaniye var ama battaniyenin içinde de galiba şarap var. Şöyle bir battaniye var. Öncelikle o kadar yumuşak ki size anlatamam. Yumuşacık yani, yumuş. Bayıldım. Artı şöyle Dimes'in sıkma portakalı. Ha, bu şarabın adıymış. Şarap. Kırmızı şarap. Bunu Luke geldiğinde yapmak istiyorum Luke'la beraber. O zamana kadar saklayacağım. Şimdi Brooklyn Nine-Nine izleyip yemek yiyeceğim. Ben yaptım diye demiyorum, çok güzel olmuş. 8. sezon 3. bölümdeyim. Son sezondayım yani. Bitmek üzere. Galiba özleyeceğim Brooklyn Nine-Nine'ı. Başta çok sevmemiştim açıkçası Brooklyn Nine-Nine'ı. Çünkü ben tam bir ofis hastasıyım. Ofise bayılıyorum yani. En sevdiğim sitcomlardan biri. Ondan sonra Brooklyn Nine-Nine'a böyle şey yapamadım bir. Bağlanamadım. Ama 8 sezon olunca galiba özleyeceğimi fark ettim. Sanırım alıştım. Yeni bir sitcom bulmam lazım. Modern Family'yi hiç doğru düzgün izlemedim. Böyle kopuk kopuk Alev'in yanındayken izlemiştim birkaç kere. Onu izlemek istiyorum ama nerede var bilmiyorum. Sanırım Amazon Prime'da mı ne var galiba, emin değilim. Ona belki başlarım. O da çok uzun zaten. Sitcom izlemeyi seviyorum ya, uzun uzun. Hiç izlemediklerimi de izlemeye çalışıyorum, o yüzden belki ona başlarım. Yemeğimi yedim. Videomu yüklüyorum. Şu ojeyi sürdüm. Şöyle. Bir numarası var mı bilmiyorum. Bilmiyorum numarasını. Tatlış. Şimdi montumu falan giydim. Çıkmaya hazırım. Gidiyorum. Dışarı çıktığıma pişman oldum. O kadar kaotik ki dışarısı. Anlatamam size. Sahil yolu. Şu an Beşiktaş'tayım. Burası. Çok garip. Cuma akşamı gerçekten bir farklı oluyor ya trafik. Değil mi? Bugün cuma. Aa, bugün cumartesi. Wow. Daha kötü. Çok kalabalık ve saat 8 şu an ama yani inanılmaz bir, yani araba kullananlar bile değişiyor hani. Daha kötü kullanıyor herkes buralara gelen. Oha. Oha. İnanamıyorum. Oha. Wow. 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 Hiç bayağıdır bu kadar kalabalık görmemiştim burayı. Şu ortama bir bakın. Çok tatlı değil mi? Yapıyorum.
Evet. Yavaş yavaş öğreniyorum. Zor olmamalıydı. Gördüm. İçerideki herkes... Bir dakika, arabaya bineyim. İçerideki herkes inanılmaz kayıyordu yani. Ve ben biliyorsunuz bu sveterine paten hani daha önce kaydım. Ama bu roller skate işine ilk defa, yani patenimi, o pateni almış olmama rağmen ilk defa kaydım patenimle ev dışında bir yerde. O yüzden çok keyifliydi. Sadece tabii ki çok farklı geldi. Alışmam lazım yani. Diğer bütün patenlerden farklıydı. O yüzden orada kayan en kötü kişi ben falandım ya, görmeniz lazım. Ama bayağı keyifliydi. Rek diye bir yer. Burayı ismini şuraya yazarım. Kesin gelin, ortam böyle çok tatlı zaten. İçeride böyle işte oturma yerleri var. DJ vardı, gördünüz mü bilmiyorum, o çalıyordu. Bira içilen yerler vesaire, böyle küçük publar falan yapmışlar, böyle tatlı bir yerdi. Bayağı tatlıydı. Böyle Türkiye'de böyle yerler görünce şaşırıyorum. Çünkü hiç bu tarz böyle tatlı tatlı böyle işte Christmas market veya yılbaşı temalı, işte açık havada böyle gezebileceğiniz küçük mağazalar ve kafeler olmuyor. Burası tam öyle bir yerde, çok tatlıydı. O yüzden çok beğendim. Bu harbi açık havanın orada bir yerde. Burası tam olarak neresi bilmiyorum ama. Aynen, tam Maçka Parkı'nın yanı galiba burası. Az önce bir arabadan bana el salladı. İki tane kız çok tatlılardı. Ben de onlara el salladım. Çok mutlu oldum bir an. Aaa yaptılar ben de. Yaptım. Bayağı tatlıydı. Sen niye burada yatıyorsun karanlıkta bakayım? Sen hasta mı oldun? Sen hasta mı oldun anneciğim? Hı? Yarın veterinere gidelim biz, tamam? Kusup duruyorum. Niye kusuyorsun? Mamanı mı sevmedin? Hı? Sevmedin tabii. Prenses. Başka mama yemez. En kalitelisini istiyorsun. Şimdi eve geldim. Çamaşırlarımı asacağım. Çamaşır asma vakti. Maalesef benim bir kurutucum yok. Olsa da evde ona yer yok. Ama keşke olsa, ona yer açardım ben. Zar zor ayakta duran çamaşır telime çamaşır asacağım şimdi. Oh, mis gibi kokuyorlar. Çamaşır astıktan sonra evin kokusu da böyle yumoş gibi kokuyor, o yüzden. Bayılıyorum çamaşırları evin içinde kurutmaya. Gayet iyi kuruyor bu arada. Annem inanmıyor bu odada çamaşırların kuruduğuna.
Ama mesela bunu şimdi asıyorum ya, sabah kururlar yani. Peştemal gibisin, sarılmak istiyorum. Birdenbire hayatının tümü oldu. Gecelerine gün gibi doğdu. Gidersen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldu. Gecelerine gün gibi doğdu. Adı lazım değil, baş harfi ben. Şu çorapların düşmesine sinir oluyorum ha. Şimdi kamerayı nasıl alacağım oradan? Evet. Su içeceğim, Amsterdam'dan aldım. Bunun da ağız yerine çok, yani büyüklüğü o kadar garip ki burnum değiyor ben içerken ve içemiyorum. Bakın. Burnumu içine almaya çalışacağım. Olmuyor. Aşılarını da yaptıracağız, tırnaklarını da kestireceğiz, mamanı da alacağız, kumunu da alacağız. Yarın senin günün, tamam mı? Gerçi yarın açık mı ya? Yarın da pazar. Bir de anahtarım, araba anahtarımda bir timsah vardı. Timsahın kafası kopmuş. Yani aslında gövdesi kopmuş. Şimdi onu dikmeye çalışacağım kendim. Bu zaten el yapımı bir şeydi. Operasyon başarılı. Sadece galiba çengelli iğne takacağım vücuduna. Küçük bir update. Çünkü kopmasını istemiyorum. Çok seviyorum. Bu güzel makyajımı çıkarma vakti. Çok üzgünüm. Gitmek zorunda. Maalesef. İki tane pamuk çıkardım. Ay. Aa. Bitirmişim. Sadece yarısını sileyim mi? Nasıl olduğunu göreyim. Turşu banyo lifimi yemeye çalışıyor. Turşu, ne yapıyorsun? Yemişsin sen bunu hep. Ne oluyor ya? Aa, nereden çıktı? Banyo lifini ye yani, bir kedi ki. Turşu bayağı bir garip davranıyor. Yarın bir veterinere gideceğim. Birkaç aşısı geçmişti zaten, yaptırmamıştım. Onları yaptıracağım. Hem de çip taktırmak gerekiyor. Onu yaptıracağım. İki pamuk sildim. Tertemiz. Keşke tırnaklarım protez olsa şu an. Size bu yaptığım küçük ASMR dokunuşları daha da güzel olurdu. Dişim fırçalama zamanı. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Çok garip gözüküyor çenem kaşınca. Sıra geldi buna. Wow. En sevmediğim kısım. Ve yine bunu kullanıyorum. Bir hafta kadar kullanmam gerekiyordu. Size gösterirken biraz şımardım. Bayağı iyi temizledim. Önce Luke'la FaceTime, sonra yatma vakti. Yep. It's a part of my day. I'm not that bad. I still fell two times. One of my days, my worst nightmare.